Sevgili seyirciler, yanımda Yusuf Öztürk ve yardımcı pilotu Adem Yavuz var. Bolu öncesi starta geldiler. Ben de yakalamışken röportaj çekmek istedim sizinle. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Bir kısaca bu sezonun başında neler oldu? Sen bayağı talihsizlikler yaşadın. Evet, bir onu değinelim, neler oldu? Evet, hala da devam ediyor. Geçen sene burada yaşadığımız aksilik hala devam ediyor. Aynen. Bir türlü çözemedik. Çözmeye uğraşıyoruz ama bir türlü olmuyor. Aslında çok güzel, efsane bir otomobildesin, evet, ama elimizden geleni yapıyoruz ama bir yerde bir hata yapıyoruz. Gözden kaçıyor. Evet. Geçen sene bir giderken o arızayı yaşadık ve hala devam ediyor. Aynen. Üstesinden gireceğiz ama. O zaman bir öneri yapayım mı burada? Tabii. Rally'de GMG Racing var, biliyor musunuz? Ankaralı ekip. Evet. Onlar Subaru'nun şeyi, gerçekten acayip ustaları. Subaru yarıştır. Oradan mı geldi? Onu abi danış gözünü seviyorum. Onlar Gürol. Geldi. O zaman Gürol, neden bu araba yürümüyor arkadaşım? Bir evet. Bakın şu araca. Geçen sene biliyorsun ralliyle çakışmıştı. Evet. O sorunu yaşadık. Ben buradan arabayı direkt oraya gönderdim. Öyle mi? Ve araba orada 8 ay kaldı. Yine mi oldu? Yapamadılar. Tekrar bana geldi ve ben hala da uğraşıyorum. Kronik bir sorun var bunda. Başından geldi. Hani motorda bir problem var. Yani çünkü araba ateşlemeye yetiştirmiyor. %99 demin kopilotumla Adem'le konuşurken eksantrikli bir hata var. Çünkü ateşleme yetiştirmiyor araba. 5000'de karıştırıyor ama üstünden geleceğiz. Değiştirsen komple çok maliyetli mi? Yok işte pazartesi gün kısmetse motoru alıyoruz aşağı. İstanbul yarışında daha farklı gireceğiz. Ama şöyle söyleyeyim, bu etabı güzel bir şekilde bitireceğiz. Hani bu sorunla bitireceğim yani. Yani ama biliyorsun yani hep sorunlar yaşadım. Evet evet, çok sezona şanslı başladın. Çok nazara da geldi. Burada devam etmesi üzüldüm açıkçası. Yani evet. Gerçekten bunu izlemek çok isterdim ama şans yokmuş. Sen yine yaparsın diye düşünüyorum İnşallah. Bir şeyler. Şansın yaver gitsin. İnşallah, amin. Yani tabii bu iş hani kopilotla bitiyor. Aynen. Yardımcı pilotuma bağlı her şey. Doğru, o yolu gösterecek ki sen de gideceksin. Aynen yani. Öyle. Bütün her şey kopilotumda bitiyor. O zaman ben gerekeni yapacağım. O zaman sezona veririz. Tabii. Evet sevgili kopilotum, top sana geldi. Evet. Sen neler söylemek istersin? Neler olur bu yarış? Yani elimizden geleni yapacağız. Daha önce talihsizlikler yaşadık. Yani bu sefer çok fazla kırmaya yönelik değil, böyle daha çok etabı bitirmeye yönelik yarışacağız. Çünkü makinemizde olan arızadan dolayı zaten tam performansı olarak tabii etaplar da uzun. İşte makinemizde olan arızadan dolayı da çok fazla randuman olmadığı için yani bu yarışı en güzel şekilde kırmadan güzel bir şekilde bitireceğiz yani. Bence ben sana konum atayım, tamam mı? Evet. Bizim olduğumuz yerde Allah ne verse git, sonra geçtiğin gibi yavaşla, bütün etabı yavaş geç. Artık ya, öyle de yapacağız artık. Bir şey değindin, Bursa yarışında starta giderken amortisör koptu. Sıfır amortisör yaptırdım, amortisör koptu. Ya bu kadar talihsizlik olmaz. Yani normal yolda koptu. Aynen öyle, normal yolda sıralamaya bile giremedik. Ya bu kadar aksilikler. Nerede bir nazarlık takalım, bir şey takalım. Bilerek yaptırmadım zaten. Bu daha var. Bir nazarlığımız var umarım. Olmayacak, her şey yoluna gidecek. Finişte de inşallah görüşeceğiz sizinle. İnşallah. Ayağınıza sağlık. Başarılar. Ekibe de başarılar diliyorum. Teşekkür ederim kardeşim, görüşürüz.